Adem Hoca'dan herkese iyi günler. 21. AYT Edebiyat Derimesi karşınızdayım. Yine 24 tane çok güzel soru var. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Arkadaşlar 24 soruluk AYT Edebiyat Derimemizi çözmeye başlıyorum. Arkadaşlar ilk dört sorumuz gerçek sınavda olduğu gibi yine anlam bilgisi diyor. Hemen birinci sorumuza başlayalım. Hocam diyor altı çizili sözde anlatılmak istenen ne sesimin olgunlaşması? Ne sesimin olgunlaşması bilmiyorum. parça okumadan karar veremeyiz. Hemen pür dikkat okuyorum. Bir yerde mimar, bir yerde sanırım mimar sana söylüyor. Zanatında ustalaşmak isteyen yaptıklarını geride bırakmayı bilmeli. Eserinden ziyadesi de memnun olursan öğrenmeyi kesersin. Benim de memnun olmadığım bir eserim var tabii. Mimar Sinan'ın kendi elleriyle yıktığı eserler gibi. Dolayısıyla ilk öykü, ilk öykü kitabıdır bu diyor. Ben 23 yaşındayken yayınlandı. bugün soruyorlar piyasada yok bulamıyoruz neden yeni baskısının yapılmasını istemiyorsunuz diye. Ama ben kendi edebi miladımı Pinhan'la başlatıyorum. He, yani onu saymıyorum geride bıraktım edebi miladımı Pinhan'la başlatıyorum. Sesmin olgunlaşması Pinhan'la oldu. Bu yüzden o kitabımı ilk kitabım sayıyorum. Bakın neyin altını çizdim? Ben kendi edebi miladımı yani bu edebi milat arkadaşlar akıcılık olamaz. Özgürleşme ile alakalı değil. Yenileşme de değil. Öğrenme değil. Tabi hocam nedir? Kendi üslubunu. Çünkü ben kendi edebi miladımı, başlangıcı edebiyat, yayıncılık nedir? Kendi üslubunu bulmadır. Bundan dolayı hemen C şıkkı diyorum ve geçiyorum. İkinci sorumuza bakalım. Şimdi bu parçada altı sözünün kattığı anlam hangisinde vardır diyor. Öyküler arası ilmek atar. Yazar bir öyküsünde kullandığı detayı başka öyküsünde tekrarlıyor bir öyküsünde buradaki detay ne bilmiyorum. Konu mu, içerik mi, üslup mu bilmiyorum. Öyküleri arasında ilmek kuruyor. Dolayısıyla birbirinden bağımsız öykülerde de yani ayrı ayrı öykülerinde de bir ilişki alanı yaratıyor. Ha parça anladık arkadaşlar. Bu sanatçı farklı farklı öykülerindeki detayları da kullanıyor. Tüm yapıtlarında birbirinin benzeri. Bir defa parçada tüm yapıtlarında aynı konu çıkaramam. Bu olamaz. Aynı konuyu farklı biçimlerde de el almayı başarması bunu da çıkaramam. Tüm yapıtları gerek konu gerekse anlatım olarak birbirine bağlı birbirine linkli. Evet hocam çünkü C şıkkı olur. Çünkü tüm yapıtlarını kastetmiş. Gerek konu gerek anlatım diyerek de hepsini içine almış. Bir kısıtlama yapmamış. Sanatçı yaşamının hemen her döneminde tür biçim olarak farklı yapıtlar bunu böyle bir şey çıkaramam. Öykü ile roman arasındaki benzerliği ben de kabul ediyorum. Böyle bir şey bahsetmemiş. Yani öyküler arası ilmek atar zaten C seçeneğinde yoruma girmeden parçayı özetlemiş. Evet üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması verilmemiştir diyor. İnsanların hiçbiri birbirine benzemez. Yaratılış bakımından da insanların ayrı ayrı niteliktir olduğundan insanların hepsinin aynı davranışı sevgilemesi beklenmez. Yani e, beş parmak bir olmaz. Denizli burada eşleştirebilirim. Bir işin gerçekleşmesi için öncelikle uygun koşulların sağlanması. Aç ayı oynamaz, Yani oynamak, aç, e, oyun, ayıyı oynatmak istiyorsan doyurman lazım. Aç ayı oynamaz. Aslında burada bir koşul söz konusu var. Koşullar olabilir. Bir işe karar vermeden önce enine boyuna düşünmeli. O işte önceden denenmeli. Aksi takıda hata yapmak kaçınılmaz. Önceden denemeli. Yani bunun sanki burada yok gibi şöyle bir soru şartına koydum 3'e. Yaşamda çok acı çekmiş kötü şeyler yaşamış kişiler benzeri şeylerden korkmazlar. Acı patlıcanı kıra çalmaz bu da gelebilir. Bu dünyada olmayacak şey yoktur. Hiç ummadığımız bir şeyin olduğunu görüp şaşırmamalıyız. Et ısırmaz at tepmez deme. Bundan dolayı Bursa demek daha mantıklı. Güneş balçıklı sıvanmazın. Yani görünen şey kılavuz istemez. Birinin bir şey açıklamaya gerek yok ki. Bir açıklama söz konusu değil. Yukarıda Bursa demiş oldum. Hemen dördüncü sorumuza bakalım. Bu cümle akışa göre hangisiyle devam ettirirse gerekçenin koşulu belirtilmiştir. He, mutsuzluğun kaynağını hep dışarıda aramayın. Aslında bu bir yargı arkadaşlar. Yargı. Tamam mı? hangisine devam ettirirsem bir koşul sunmuş olurum. Yaşamımızdaki bir şey bir bizden bağımsız olarak gerçekleşemez. A seçeneğini devam ettirirsem koşuldan ziyade bir gerekçe, sebep olur, neden olur. Böyle davranırsanız S eki hiçbir zaman mutluluğa ulaşamazsınız. Bursa devam ettirirsem aslında yukarıdaki cümlenin koşulunu e, söylemiş olmuş olurum. Bazı gelişmeli olaylar çoğunlukla bizim dışımızda gerçekleşir. Gerekçe. Hiç kimse tüm yaşam boyunca mutsuz olmak istemez gerekçe. Mutluluğu çoğunlukla bizim tecrübemizin bir soruyla karşımıza çıkar yok. Sadece Bursa'da bir koşulla devam etmiş ve yargı koşula bağlamış Bursa diyorum. Arkadaşlar edebiyatın artık denemenin tamamen bilgi kısmına geçtim diyorum. Bundan sonraki sizler için çok önemli. Lütfen iyi dinleyin. Güzel şeyler not alın ve önce kendiniz çözün diyorum. Şimdi aşağıdaki diziden hangisi? Ek biçiminde redif. Hocam redif neydi? Bak not alın okunuşu, yazılışı, anlamı, görevi aynı olacak. Her şeyi aynı olacak. Aynı anlam, aynı görev, ek. Tamam mı? Şimdi A'ya bakıyorum. Sesleri beri. Burada heceleme çok önemli. Mesela kardeşim beri kelimesi kelimenin kökü ya. Beri. Notumuzu alalım arkadaşlar. Kelimenin kökünde redif aranmaz. Tamam mı? Kelimenin kökünde redif aranmaz. Yani mesela burada sesleri. Hocam kelime kökü sesler Ler çoğul eki. İyi iyelik eki. Bakın ayak sesleri tamlanan eki. Bu da çok önemli. Yani A seçeneğinde şiirin sonuna baktığımız zaman yazılışı ve anlamları aynı yok. Oradaki eri ve eri aynı anlam değil ki. Birisi elma birisi armut. Farklı görev. Farklı anlam. Yani A şıkkında kesinlikle bir redif söz konusu yok. Tamam mı? Bursa'ya baktığımız zaman duya duya arkadaşlar duya duya bakın işte bu dil bilgisi zarf fiil fiilimsi kengela asya'daki e kelimemizin kökü duymak a ne e haleki değil aman dikkat bak bunu not alın yani uykuyadaki a bu haleki çekim eki yani yukarıdaki a'nın aynı görevi yok fiilimsi yapım ekidir Aşağıdaki de çekim ekidir, hal Yani B seçeneğinde kesinlikle bir Ek halinde redif yok. Eliyorum. Çok önemli işte. Nabzını dinle. Kelimenin kökü dinle. Dinlemek hocam. Gözlerinle. Buradaki le edet, edat ile aynı şey değil ki. Dinlemek fiilin kökü. Ee, ya da yapamak ki dinden dinlemek. Olmaz da kök yani. E, gözlerindeki ile ne? Vasıdaki edat. Yani burada ben şey arayamam. E, olamaz. Yolculuktaki luk isimden isim yapım eki. Soluk ne? Solumaktan soluk. Fiilden isim yapım eki. Bak çok manyak bir soru ha. aynı zamanda Adem Hoca direkt ne yapıyor? Kun özeti yapıyorum aslında. Bu sizin için çok çok önemli yani. Oradaki luk yok hocam. Birisi cılıklısız. Cılıklısız. Çekim eki. Pardon isimden isim yapım eki. Diğeri de solumaktan soluk. Oradaki k yapım eki. Kelimemiz solumak. Bundan dolayı olamaz. E seçeneği. Neden E seçeneği? Arkadaşlar düzerkendeki ken zarf fiil eki düzmekten düzeldeki eğer geniş zaman eki gezmekten gezerken er. yani burada aslında hem er eki var geniş zaman kipi hem de fiilimsi eki var. Aynı ek, aynı anlam aynı göre ve ek halinde gelir. Bundan dolayı Edirne demiş oldum. Altıncı sorumuza bakalım. Çok güzel soru. Sokaktayım, kimsesiz sokak ortasına demiş. Şimdi sında redif diyor. Sında. Şimdi ortasını bir defa hemen şunu biliyorsunuz. Ben hemen ne yaparım? Ortasında A diyorum, yürüyorum B noktasında A yürüyorum B. Yani bunları ben A'ları kendi içerisinde, B'leri kendi içerisinde kafiye ve redifine bakmam lazım. Bu bir. Şimdi A'lara baktım zaman. Kelimemizin kökü orta nokta. E sın da zaten aynı. Ne demek aynı? Hocam s yelik iki. Aslında s kaynaştırma harfi ı yelik iki. N kaynaştırma harfi d hal eki. Tamam mı? Bundan dolayı hocam sın da rediftir. Doğru artı koydum. Çünkü aynı anlam aynı görev aynı ek. Tamam mı? Ta yapı tam uyaktır diyor. Bakıyorum. Noktadaki ta ortadaki ta uyaktı. Neden uyak? Yazılışta aynı ama anlamları farklı. Orta, elma, nokta, armut. İşte böyle zıt şeylerdeki ortaklıklara ben kafiye ediyorum. Ondan dolayı tağlar tam uyak iki sesi olduğundan. Biliyorsunuz tam uyakta iki sesi olması lazım. Bu da doğru. Yürüyorum görüyorum sözcükleri zengin uyaktır. Şimdi sevgili gençler. Yürüyorum köküne yürümek. Yürümek. Yor ee, nedir? E şimdiki zaman eki. Um da fiil çekim eki. Peki görüyorum'un kökü ne? Görmek. Tamam mı? Ü yardımcı ses yorum. Burada arkadaşlar bir defa kesinlikle şey yok. Yani hatta şunu söyleyeyim, Çok güzel bir kelime. Uyak yok uyak. Kelimemiz yürü. Diğeri gör. Ne ortak? Oradaki yürüdeki ü kelimenin kökü. Oradaki ü ekstradan bir ses. Yani 3'te kesinlikle bilgi yanlışı var. Yani uyak yok uyak. Bırak zengini kardeşim zengini bırak. Oradaki zaten yorum ve yorum nedir? Şeydir ee, yorum yorum zaten redif olur. Ama burada herhangi bir kafiye yok. İlk iki dizede aliterasyon asonans bu çok çok önemli. Aliterasyon arkadaşlar ünsüz seslerin benzerliği. İşte sokaktayım, kimse sokak ortasında. Buradaki K sesleri mesela ne olur? K sesini çok kullanmış. Asonosta da ne var? Yürüyüm, arkama bakmadan yürüyüm. A, A sesi var bakın. A, sokak ortasında. Yani ünlü tekrarına asonans, ünsüz tekrarına aliterasyon. Doğru cevap arkadaşlar C diyorum. Yalnızca 3 söylenemez. Diğerleri doğru. Yedinci sorumuza bakalım hangileri uyuşmamaktadır diyor. Redif dize sonlarında bulunan anlam ve görevleri farklı. Anlam ve görevleri farklı olanlara redif değil de ben ne derim? Uyak derim. Uyak demem lazım. Bundan dolayı buna eksi. Yani bu kesinlikle uyuşmamaktadır. Uyuşmamaktadır. Eksi koydum. Aliterasyon. Aynı ünlünün, aynı ünlünün tekrarını aslında asonans dedik. Bundan dolayı bu da yanlış. Aliterasyon aynı ünsüzlerin sıkça tekrarlanması. Dize ortasında yapılan, dizi sonlarıyla da uyumlu olan ses ben iç uyak, hatta buna biz musammat gazel diyorduk, bu doğru. Şehirdeki dizenin tam ortasındaki iç kafiye, iç uyak, musammat gazel. Tonlama, dizedeki taşı duygu diye yanıtlamak için okumak, vurgulam okumak, doğru. Armoni, dizi içerisindeki sözcü anlam ve söyleşi olarak birbirlerinin uyumlu olabilir. Yani birli iki kesinlikle uyuşmamaktadır diyoruz. 8. sorumuz hangisinde redife yeri verilmemiştir hocam? Redif okunuşu, yazılışı, anlam ve görevleri aynı olması lazım. Akşam olur neler gelir, olmak gelmek buradaki uğurlar arkadaşlar nedir? Geniş zaman kipidir. Burada hemen şu notu alalım sevgili gençler. Eklerde farklı versiyonlar var. Mesela Dili geçmiş zaman değil mi? Dı, di, du, dü. Bunları farklı da olsa aynı kabul edeceğiz. Geniş zamanlaki r eki ama ar, er, ır, ir, ur, ür olur. Bunlar da mış, mış, mış gibi ekleri e, yazılışı farklı kabul etmeyeceksiniz. Hepsi aynı mantık. Bundan dolayı olur ve gelirdeki urla ir ikisi de geniş zamandaki r'yi kastettiğinden sadece e, söyleyiş farklılığı. Bundan dolayı biz buna redif deriz. Bunu unutalım. Bilmem onu kim saklar? Saklamak saklamak. Aslında L, la burada yapım eki yani. Saklı. Bakın. La burada la yapım eki yani. R de burada nedir arkadaşlar? R de saklar çekim eki. Geniş zaman gibi. E topraklardakiler isim çoğudaki. Hocam B seçeneğinde redif olamaz. Hocam lar var. Birisi isme gelen çoğul eki. Diğeri lar yok. Saklamak. La ayrı R ayrı gibi. Yani şey gibi akşam muhakkak dizi izler. İzden izlemek, izlemekten de ki R'de geniş zaman gibi. Burada şey yok yani. C'de uğradık. Tıklar zaten dili geçmiş zaman ve şahıs iki. Kalem E, E yönelme. Yarem E, E yine yönelme. Sanarım yanarım. Hem geniş zaman gibi hem de şahıs iki var. Bundan dolayı Bursa diyoruz. Evet dokuzuncu sorumuza bakalım. söz sanatı sevgili gençler. Bu arada denemeyi ben kendim oluşturdum. Yani soruları kendim seçtim. E, mantığım şu. Şu anda Şubat ayındayız değil mi? Yani öğrencilerimin gördüğü konulardan seçtim. Yani e, hiçbir öğrenci hocam bunu bana anlatmadın diyemez Adem hocaya. Tamam mı? Amacım öğrencilerin gerçekten anlattıklarımı içselleştirmiş bir kaç net yapmış bu. Ondan dolayı böyle Cumhuriyet döneminden sormadım. Mesela divan şiirinden çok sormadım. Onlar ilerleyen denemelerde hazırlayacağım. Bu aynı zamanda sizin için bir deneme formatında Şubat ayına kadar bitirilmesi gereken konular bu arada. Tamam. Eğer hala bunları işlemediyseniz bence geridesiniz diyorum. Şubat ayı itibariyle. Şimdi bakalım. Hangisi de diyor, sürekli sevgiyi duydukça anne topraktan, içimde korku nedir kalmıyor yok olmaktan. Ee, anneyi toprağa benzetmiş. Burada anne benzeyen, benzetilen toprak değil mi? Cümleyi okuduğum şiiri anladım. Bundan dolayı yani burada açık istihare aslında kandırmaca. Açık istihare şuydu bakın lütfen not alın. Benzeyen ve benzetilenden birisi olacak o da benzetilen olacak. Güçlü olan. Açık istihare şu demek arkadaşlar. Benzeye ve benzetilen de güçlü olan benzetilenin açıkça söylenmesi. Benzeyenin söylememesi. Ya yani anne topraktan iki ana unsurun ikisi de var olduğundan açık istihare teknik olarak olamaz. Bu ne diyorum? Zaten kişileştirme yok. Mecaz müsel alakası yok. Sobayı yak gibi konuşma yok. Teşbih belir şu arkadaşlar. Teşbih belir mükemmel. Yani Benzetme edatı ve benzetme yönünü kullanan yani şöyle deseydi, Anne gibi e Güzel kokan toprak Deseydi yani burada Gibi edatını kullanmamış herhangi bir yer. Bir de benzetme yönünden bahsetmemiş Sadece benzeyen Sadece benzetilense Buna biz teşbihi bilin ya yani, mükemmel Tam teşbih Ceyhan diyoruz 10. sorumuz Söz sanatı yoktur demiş. İrsali mesel bu sanırım 2019 mı 2020'de çıkmıştı. Harika bir soruydu. İrsali mesel ne? Şiirde deyim atasözü özdeyiş. Özellikle atasözü. Yani bilinen bir atasözü, bir deyimin, bir özdeyişin ve kullanılması. Tanık gösterme, alıntı yapma gibi yani. Gidersen yıkılır bu kent, kuşlar da gider. Bir nehir gibi susarım. Yüzünün deltasında herhangi bir atasözü deyim göremedim. A seçeneği. Tenasüp demek uygunluk demek yani hani deriz ya münasip birisi uygun sana uygun uygun kelimeler kara gökler kül rengi bulutlar hocam gök var bulut var renk var işte yıldırımlar var yani benzer konu, konuyla aynı konuyla alakalı e, benzer kelimeleri sıkça tekrar etmek tenasüp uygun kelimeler var hocam tamam tecavülü harif salağa yatma değil mi bildiği bir şeyi bilmemezlikten gelme saçların bukleli dalgalar gibi e yoksa bunlar mı rüzgarın işi yani rüzgar senin saçını dağıtmış aa rüzgar mı bunun işi yani evet rüzgar dağıttı biliyorsun ama bilmemezlikten geliyorsun bu da doğru teşbih benzetme kalbimi çiçek demiş dedim. direkt geçiyorum tezat var mı beyaz demiş kara demiş değil mi gözlerin kara ben de güne kadar beyazım burada da var cevap a dedim 11. sorumuz Yine bir söz sanatı sorusu. Sakın bir söz söyleme yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur sana göz koyan olur demiş. Birinci dizedeki altı çizili sözler. ikinci dizedeki altı çizili sözlerle anlamca ilişkilidir. Bu sözler alt alta gelecek biçimde simetrik olarak kullanılmıştır. Çok güzel bir ve genelde bilinmeyen bir edebi sanatı. Lef üneşir. Gençler bakın şunu not almanızı istiyorum. Lef toplama demek. Neşriyat da neşriyattan geliyor. Neşir. Dağıtma demek. Yani birinci dizede bazı kelimeleri toplamış. ikinci dizede yukarıdaki kelimelerin anlamını yaymış, dağıtmış ama karışık ya da düz. Biz buna lefün neşir diyoruz. Tenasüp sanatında da çok benzer. Ama şıkta tenasüp yok. Tenasüp biraz daha farklı. Ama burada özellikle birinci dizedeki kelimelerin tak karşılığını, anlamını benzerini açıklamasını altta düz ya da karışık vermesini hatta buna e, işte düzenli lefüneşir ya da düzensiz lefüneşir derler bundan dolayı lefüneşir diyoruz şıklarda telmih, istihare, istihfam ve tişbih ile alakası yok zor bir edebi sanat olduğundan özellikle bakın burada açıklamasını vermiş bunu bir e, öğrencimizin kesinlikle bilmesi lazım 12. sorumuz. Gelebilecek bir soru tarzı hangisini getirilemez? Türklerin divan şiirine kazandırdığı bestelenmek bir, defa beste demiş. İlk dörtlüğün ikinci ve dördüzesi tekrar yani nakarat demiş. Bu kesinlikle şarkı yani. Hocam şarkı var parçada. Buraya şarkı gelecek. Tek dörtlükten oluşur. Aa, A Asıl anlatılmak istenen son iki dize. Hocam bu mani. Tabii mani de gelecek çok net. Türk şiirinde Servet döneminde Batı'dan gelen iki dörtlük ve iki üçlükten oluşan on Bu Sone Terzerima'dır. Sone Terzerima. Burada Sone var yani. Sone de başka bir şey olamaz. E, bu da tamam. Bektaş özgü özgür türlerine vahdede vücut düşünce dile getirdi. Koşmanın kafiye düzeni yazılan bir tek geşi dediğinden dolayı nefes olur. Ama türkü yok. Cevap ne olacak? A seçeneği olacak. Oldukça güzel ve tamamen bilgi isteyen bir soru. 13. sorumuza bakalım. Ben bir günde 23 küçük, 23 küçük ölünün gömüldüğünü gördüm bu köyde kızamıktan. Ya siz ne gördünüz söyleyin söyleyin. Bir şey söyleyin bir şey söyleyin uzaktan. Cumhuriyet dönemi şairlerinde Cihun Atukan Su'ya ait yukarıdaki şiir İslam önceki dönemde görülen ne olur arkadaşlar? Sagu yani İslam öncesinde çünkü burada bir ağıt var. Ölünün üzerine yazılan bir şiir var yani. İslam öncesi dediğinden sagu olur. Ee, halk şiirinde ne oluyordu halk şiirinde? Ağıt oluyordu. Divan şiirinde de mersi oluyordu değil mi arkadaşlar? Burs olmaz mı yani? İslam öncesi sagu yani. Sav değil, yu değil, koşuk değil. Ağıt zaten halk bundan dolayı oldukça net de buna benzer soru birkaç kez geldi diye hatırlıyorum. Cevap Bursa dedik. 14. sorumuza bakalım. Evet, şiir türleriyle ilgili yanlış verilmiştir. Lirik aşk şiirleri de aşk kılabından içem hocam. A doğru. Didaktik öğretmeyi de nasihatti, vazu nasihat değil mi? Rızık için elem çekme alemde. Rezzak ismi varken levhü kalemde üsrün yüslü vardır kalme alemde. Attan inen yine biner demişti. Evet, nasihatta bulunuyor. Yani rızk için elemin içinde çekme böyle yapmıyor. Rezzak yani Allah'ın bir ismi. Rezzak denen Allah'ımız var yani demiş. Bundan dolayı didaktik deriz. Pastoral doğa şiirleri Kuş tüyü döşek yattın uzandın. Haftada bir çeşit keyden özendin. Aferin. Aklına sen mi kazandın? Şu mülkü tarlayı sana kim ver? Aslında burada bir eleştiri var. Bir kişiyi ya da toplumdaki bir aksaklığı eleştiri var. Hocam C seçeneği satırik şey pastoral değil de ne olması lazım? Aslında satirik olması lazım. Yani pastoral çok net olacak. Çoban hayatı, doğa hayatı amacı bu. Abdest alsan aldın demez, namaz kılsan kıldın demez, kadı gibi haram yemez, şeytan bunun neresini? Evet eleştirmiş. Bu da çok güzeldi. Yani bir müftünün saz çalmanın şeytan işi olduğunu söylemesi üzerine seyrani miydi bilmiyorum birisinin bunu söylemesi e, ee, epik kahramanlık şeydi. Dadaloğlu yaran kavga vurulur öter tüfek. Evet cevap Ceyhan. 15. sorumuz çok kolay ama bilmeyen için de zor bir soru. Bu sorularda genelde ben zorlanıyorum anlatmakta. Birkaç özelliği var bakın. Bir, çıkmış bir soru bu. Bundan dolayı yayınlarda sürekli karşınıza çıkar. Bir, şiir vermiş beyit dize. Bunu diyor çapraz uyak şeklinde tamamlayacaksınız diyor ve anlamlı olacak. Bakın bu çok önemli. Son iki dize ne olmalı diyor. Şimdi bakın bu birinci ve ikinci dize ya. Ya yani örnek veriyorum. Mesela şu bir ve iki üçüncü dize, üç ve dört dördüncü dize şeklinde düşünün. Tamam mı arkadaşlar. Yani bazıları bunu anlamayabilir. İlk defa görenler arkadaşlar. Ondan dolayı yani birinci ve ikinci bir dize düşünün. Tamam mı? Şimdi benden çapraz uyak istiyor. Şimdi kıta A çıkar B. E çaprazda ne olması lazım? Şöyle A B olması lazım. Değil mi? Çaprazda şöyle. Bakın aha. Bakın ne yaptım? He işte iş bitti burada. Yani ben e, kata çıkar. Yine bir A B getirmem lazım ki çapraz olsun. A, B, B, A dersem sarma olur. Şimdi arkadaşlar, şimdi üçüncü dize, üçüncü dize kesinlikle ve kesinlikle A bittiğinden dolayı kata neyle bitmesi lazım? Hata dörtle bitmesi lazım. Bak şuraya dört getireceğim. Dört ne no olur cümle? Kesin bakın istisnasız. Yani ilk dize, üçüncü dize, ilk dize sırası diyor Çünkü. E, kata ne var burada? Hata 4 olacak yani. Ondan dolayı hocam yani bakın e, şeyler gitti. Bak şunlar gitti yani bakın. Ya A ya da denizli olacak. Şimdi 5. dize de 4. dize de ne olması lazım? Çıkar. E, çıkar nerede var arkadaşlar? E, çıkar çıkar. Evet B, B burada olacak. 1 bitmesi lazım. O zaman denizli olur. Bu kadar hocam. Cevap denir. Anlama bakmama gerek kalmadı. Çünkü şekil bana şıkkı verdi. Ondan dolayı ne olacak? Bir de anlatıyorum arkadaşlar. Kata nerede var? A olduğundan göleği 4'te de var. Demek ki 4 ne olacak? 2 ile 4 olacak yani. Zaten A'da da 2 ile 4. E çıkar zaten bir de çıkarı var. Bak mesela devam ettiriyorum. 2'ye bakın. E, zamanında mı yerde mi yoksa bizde mi hata bakın zamanda mı yerde mi çok oturdu bu yapıp uçtuğumuz kartalla sinek çıkar e, evet bundan dolayı 3 ile 1 de cuk diye oturuyor bundan dolayı denizli dedim ve geçtim 16. soru da bence bir tık zor bilmeyen için Hangisi getirilmeli diyor? Bir kişiyi özel yaşamını yaşadığı, çeviri yaptığı işler ve yaptıklarıyla birlikte kendi çağ içinde ayrıntılı olarak ele alan yapıtlara nokta noktadır. Aslında bir kişiyi başka bir kişiyi ayrıntılı anlatmaya biz biyografi diyoruz değil mi? Biyografi. Biyografi ya da teskire işte yani. Bu tür yapıtların yazılması için o kişiyle ilgili tüm bilgi ve belgelerin toparlanması, varsa yapıtın incelenmesi, kişiliğinin kişiliği yönlerine falan. Yani biyografinin de daha ayrıntılısı. Biz buna sevilen şeyler ne diyoruz? Monografi diyoruz. Bakın monografi. Bakın biyografi bir kişi kısaca anlatmak. Şu tarihte doğdu işte falan falan kısa. Ama monografi öyle değil. Düşünün mesela işte Beşir Ayvazoğlu'nun Yahya Kemal e anlattığı kitabı var kalın. Yani adamı ayrıntılı anlatmış. Tamam bunla, biz buna monografi diyoruz. Otobiyografi kendi hayatını portre değil, makale, ispat yazıları, bibliografi arkadaşlar, not alın, dipnot. Yani ee, böyle, ne diyeyim ona, ansiklopedi gibi bir şey yani. Tamam mı? Bibliografi. Yani kitabın arkasında olur ya, şu kaynaktan aldım, şu kaynaktan aldım. Ya da bir kişiyi araştırıyorsun, işte böyle onun hakkında kısa kısa bilgi vermek. Birden çok kişi hakkında kısa kısa bilgi vermek. Bu bibliografi. Bundan dolayı A diyorum. En yusurumuz sorumuz hangisi gelmeli diyor. Edebiyatımızda zaman zaman sanatsal metinlerin yazımında kişisel hayatı konu olan metinlerin biçim ve içerik özelliklerine yer alınmıştır. Mektup tarzına yazılmış bir romana, günlük biçimine kalem alınmış bir öyküye rastlamak mümkündür. Örneğin Peyam Mustafa'nın 9. Ayrıca Koğuşu adlı eseri. Bunu bilmemiz lazım. Peyami Safa 9. Ayrıca Koğuşu'nda kendi hayatını anlatıyor. Hatta o kitapta yazarın adı geçmez. Yani yazarın adı geçmeyen bir roman söyleyin. İşte 9. harici koş. Bu kesinlikle otobiyografi olacak. Tamam. Ee, kendi hayatını anlatıyor. İşte o 9. harici hastanedeki hariciye tam yani o bölümdeki kalması eskinin. Ee, Oğuz Atay bir bilim adamı romanında da ünlü bir sadırın profesörün hayatını anlatıyor onun intiharını gibi bundan dolayı E seçeneği olur birisinde kendi hayatı birisinde başkasının hayatını anlatması E seçeneği demiş oldum 18. sorumuzda güzel soru yani çıkmış bir soruya benzetilmiş yine gelebilir yani şu ikinci gruptakileri bir defa bir öğrenci bilmesi lazım bir teme öğrencisi, ayeti hazırlanan öğrencisi. Bunu bileceğiz. Mesela deftere amal deyince hemen aklımıza ne gelecek? Anı yani. Değil mi? Ziya Paşa'nın meşhur defter amali. Mesela Miraatül Memalik deyince Seydi Ali değil mi? Gezisi yani. geziye Hatta ilk gezi olması lazım. Seydi Ali Reis'in atül Memalik ilk gezi yazımızda, yazımız ya da yazılarımızdan. Miraatül Memalik. Bileceğiz. Çıkmış soru. Heşt be hiçt. Sehi Bey'in biyografisi tezkiresi yani. E, değil mi? Cennet. Sekiz cennet anlamında yani. Ünlü kişileri anlatmış. Sehi Bey'in heşt be arkadaşlar biyografidir. E, Fuzuli'nin mektubu çok önemli bir şikayetname mektup. Yani şey yok. Ne kaldı bu Şey, otobiyografi yok yani. İki olacak. Ondan dolayı Sehi Bey'in heşt be Ziya Başı'nın defter amali, Fuzul'ün şikayet amesi, Seyyid Ali Reis'in Miral ki çok çok önemli sevgili gençler. 19. sorumuza bakalım. Sırasıyla ne gelmeli diyor. Türkler İslam edince belli dönemlerde nokta nokta adı verilen av törenlerinde av törenleri hocam ziyafetleri yengiyle biten savaş konusunda tüm boyların erkekli bir araya gelerek eğlenirle av törenleri deyince aklımıza sığır gelmesi lazım. Yani yuh değil. E, toy değil. Yani e, ee, sonra bu eğlenceli ösülen çocukla aşk, doğa ve yiğitlik olan söylen şiirlere sığırlarda söylenen şiir şekli İslam öncesinde arkadaşlar koşuk idi. Halk edebiyatında karşılığı koşma idi ve bu nazım biçiminin yani sığır koş, koşuğun ilk defa biz Divan Türk'te gördük. Bundan dolayı cevap Bursa olması lazım. Sevi Orhun yazıtları olamaz. Koçaklama değil zaten. Cevap Bursa. Divan Hikmet ile ilgili evet Ahmet Yesevi'nin meşhur eseri. Türk tasavvuf edebiyatının bilinen en eski dönemlerine doğrudur. Çoğunlukla hece ölçüsünü kullanmış. Dörtlükler, dil sade. Şairen tasvilerden ve söz oyundan uzak. Bunun sebebi diyorsunuz arkadaşlar. Ee, Ahmet Yesevi Divan Hikmet'inin sade yazmasının sebebi Türklerin İslamiyet'i daha iyi öğrenmesi için. Bilerek sade yazmış. Allah aşkı peygamber sevgisi falan var. Türkçenin Farsçaların üstün kıldığını anlatan eser Ahmet Yesevi'nin divan hikmeti değil değil mi arkadaşlar? Muhakemetül Lükadeyn de Alişer Nevai'nin değil mi? Türkçenin Farsçaların üstünlüğü. Muhakemetül Lükadeyn. E, Türkçenin Arapçaların üstünlüğü neydi? Divan Lükatü Türk. Bundan dolayı E seçeneğinde bir bilgi yanlıştı. E, söz konusu. 21. sorumuza bakalım. Kutatku birlikte alakalı hangisi yanlıştır? Vay, i̇lk siyasetname, ilk mesnevi, beytin kullanıldığı ilk Türkçe, ilk aruz ölçüsü, ilk çeviri... Bir dakika. Şimdi, Türk Edebiyatı'nda İslam etkisi yazılan ilk eser Kutatkubilik'tir, 12. yüzyıl. Ama çeviri değil. Ben şöyle bir şey hatırlamıyorum yani. Bilgilerimi düşünüyorum. Türk Edebiyatı'nda İslam etkisi yazılan ilk çeviri eserde bir şey yok yani. İlk çeviri romanlar ama Telemak e, Tanzimat'ta ama ilk çeviri eseri ilk defa burada görüyorum. Yani bir de bilgi yanlışlığı var. E, Türk Edebiyatı'nda İslam etkisi yazan ilk eser Kutat Kübirliktir ama çeviri değildir. Diğerleri doğru zaten. İlk siyasetten meslevi işte ilk aruz e, aruz ölçüsü yazılan beyit burada kullanılmıştır. Cevap aşık. 22. soru harika bir soru. Gelebilecek bir soru ki en son e, bunu da sormuşlardı size e, de gelmişti. Tasavvufçuların amacı daha yaşıyorken dünyevi isteklerden sıyrılarak başka bir değişti. Ölmeden önce ölerek Allah'a koşmak onlara onda yok olmaktır. Bu düşünceyi açıklamak ve ispat etmek üzere kalem alınmış öğretici bir metindir. İslamiyet'teki vahdet vücudu inancı çeşitli türden kuşların hütüt kuşunun öncülüğünde simur kuşunu aramaları padişah hikaye edilerek anlatılmıştır. Yani bize kuş deyince arkadaşlar Mantukut Tayr gelecek değil mi? Bu çok çok önemli yani. Gül şehrinin Mantukut Tayr kuşların dili anlamında. Hatta şey çıkmıştı yani Mantukut Tayr ne demek? Kuşların dili. Tayr, teyyare, kuş. Mantık, nutuk, konuşma bakın. Aslında Arapça kelimeler. Ve bu şu çok, çok önemli. Eserde son belik olarak kuşlar insanları hüt hüt aklı Simuk da Allah'ı temsil etmektedir. Yani tamamen tasavvuf yolculuğunu anlatan sembolik bir eser. mantıkut Tayr. Bundan dolayı A diyoruz. Evet. Son iki sorumuz. Ee, arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Ee, Beğenmeyi abone olmayı unutmayın zaten. Gerçekten merak ediyorum. Acaba şu an netleriniz nasıl olacak? Şimdi bakalım aşık edebiyatının azm biçimlerinden bir alınmış olamaz. Aşık edebiyatı. Şimdi aşık edebiyatı neydi? Koşma, semai, varsağı, destan. Şöyle yazıyorum. Koşma, semai, değil mi? Varsağı ve destan. Bu değil mi? Koşma 8'li, pardon. E, koşma 11'li, semai 8'li, varsağı 8'li, destan 11'li. Eee Koşma semai. Evet, semai varsa onunla neydi? Varsa da Brehi gibi erkekçi söyleyiş vardı. Semaiyi aşk, koşma aşk 11'li destan daha uzun. Ee, konusu farklıydı. Şimdi bakalım. İncelikte beri kar yağar toza elif diye elif elif diye. Deli gönül aptallamış gezeref. Yani bu baktığımız zaman 1 2 3 4 5 6 7 8. Yani bu semai olabilir yani. Değil mi? Semai ne olmasın? 8'li ve aşk. Bağlarında üzüm var, moğlu, mor şal da gözüm var. Kaçma yarim uzağa sana bir çift sözüm var. Ya bu biraz mani, maniyi e, anımsatmıyor mu? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani ünlüleri sayıyor. Bu yedili, bence B seçeneği sanki şu mani gibi. Manide anonim halk edebiyatı. Yani şöyle soru işareti koydum bu. Al önlüktü mavi yazma. Giy karşında salın dilber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya bu da semai şey olur. Semai olur. Gidip şu güzelin ilin gezmeli aşk şiiri yazmış. Baktığımız zaman 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu koşma olabilir yani. Koşma. Şu semai. Aman hey aman e, aman var, hey var. 8'dir e, büyütme baktığımız zaman 2 3 4 5 6 7 8. Bu da varsa olur. Hocam Bursa. Bak gerçekten güzel bir soru. Yani bu soruyu da yapanı tebrik ediyorum bak. Yani şu e, 23 e, gerçekten e, zor bir soru. İşte bilgi, işte bilgi gücü işte burada bakın. Koşma semayi varsa destan 8'li bakın burada her şey devreye giriyor. Koşma dedik, varsa adadaki semayi dedik mesela ama Bursa'da yedili. Bir defa yedili yok. E biraz da A, A, X, A mani gibi, bilmece gibi mani. Bundan dolayı Bursa olur sevgili gençler. Ya Geldik 24. soruya. Ee, ne diyor ne diyor? Koşmanın farkı şimdi koşma 3 ayırıyordu. Neydi? Güzelleme, koçaklama ve taşlama yani. Aşk mı? Kahramanlık, yiğitlik mi? Eleştiri mi? Bu kadar yani. Kelime anlamı, cümle anlamı sorusu. Rüşvet ile yarar hakim hücceti, hücceti de alır kadı rüşveti. Ya burada eleştiri var. Yani burada taşlama değil mi? Taşlama. Bayramdan bayrayan bir tıraş olan, bere gelir dükkan beğenmez. Ya adamı yani eleştiriyor, tenkit ediyor. Çak bozulmuş dünya ıslah olmuyor. Ehli fukaranın yüzü gülmüyor. Eleştiriyor toplumu, yöneticileri, ekonomiyi. Haraba yüz tuttu bezmi gülistan. Ya ile belli değil, yurt belli değil. Hocam eleştiri ya. Buna kılıç derler aralarak açar, püskürür meydanda. Hocam bu tamamen koçaklama. Cevap E seçeneği. Evet 24 soruyu çözdüm arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok önemli. Bu tarz videolar için bakın. Yani sizin yorumlarınız, desteğiniz çok ama çok önemli diyorum. Herkese başarılar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.